İnsansız ve silahlı hava araçları, zorlu arazi şartlarına uyum sağlayan zırhlı araçlar, gemi yapımı, savunma sanayi yazılımları ve daha birçok örnek. Türkiye savunma sanayini millileştirdikçe her açıdan kazanıyor. Kullanılan silah sistemleri ve araç gereçte millilik oranı her geçen yıl artıyor. Bu durumda Türkiye'nin elini güçlendiriyor. Çok güzel. Sektör bir yandan Türkiye'nin gücüne güç katarken bir yandan da ciddi bir döviz girdisi sağlıyor. 2017 rakamları da bunun kanıtı. Sektör geçen yıl Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdı. Yerli ve milli savunma sanayinde Türkiye 1.74 milyar dolarlık döviz girdisi sağladı. Son 5 yıllık ihracat toplamı ise 8 milyar doları aştı. Yeni anlaşmalar her geçen yıl rekorun yenileneceğini gösteriyor. Türkiye silahlı ve silahsız insansız hava araçlarını milli üretime geçti. İHA ve SİHA üretebilen, sayısı onu bulmayan ülkeler arasına katıldı. Terörün belinin kırılmasına bu araçlar çok büyük katkı sağladı. Ortaya konan başarı dünyanın dikkatini çekti. Atak helikopteri de terörle mücadelede kritik bir rol üstlendi. Girilemez denilen vadilerde Mehmetçi'ye ciddi bir taktik üstünlük sağladı. Bu durum Atak'a yurt dışından da talep getirdi. Birçok ülkeyle görüşmeler halen sürüyor. Türkiye NATO testlerinin tamamını üstün başarıyla geçen tek piyade tüfeğini geliştirmeyi başardı. MPT-55 ve MPT-76 Türk askerinin gücüne güç kattı. MPT-76'ya Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere birçok ülkeden talep geldi. Görüşmeler halen sürüyor. Zırhlı ve hafif zırhlı tekerlekli taktik araç üretiminde de Türkiye önemli bir aşama kaydetti. Terörle mücadelede büyük önem kazanan bu zırhlı araçlara özellikle Körfez ülkelerinden büyük ilgi var. Pars, Kirpik, Han, Ejder Yalçın o araçlardan sadece birkaçı. Türk savunma sanayinin en çok ihracatı, dünya savunma sanayi üretimini elinde bulunduran Amerika Birleşik Devletleri'ne yapması da dikkat çekici bir detay. Türkiye'nin ABD'ye ihracatı 2016'ya göre %18 arttı ve 700 milyon dolara dayandı. Amerika Birleşik Devletleri'ne 208 milyon dolarla Türkiye'ye tank yedek parçası vermediği için sorun yaşanan Almanya ve 106 milyon dolarla Hindistan izledi. Fransa, Polonya, İngiltere, Suudi Arabistan, İtalya, Malezya, Azerbaycan, Türkmenistan ve Katar, Türkiye'nin savunma sanayindeki diğer müşterileri.